Allah, alemlerin Rabbi Allah elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Her şeyi o işten bilen ve kuşatandır. Bize acısın, bize merhamet etsin. Şimdi Nuh peygamber kavmine geliyor. Tıpkı benim size geldiğim, şu anda geldiğim gibi. Ve başlıyor anlatmaya. Size burayı özet geçeceğim ama ibret alması yerlere iman ehli alır ibretini. Gerçekten dehşet verici bir şekilde onlara Allah diyor, biz onu Nuh kavmine gönderdik, onlara şiddetli bir azap onlara gelmeden uyarması için kavmine. O da anlatmaya başlıyor işte, kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu ve o Allah'tan başkasına hiç kimseye bel bağlanmaması gerektiğini, bütün kudretin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu anlatıyor. Yani özet geçiyorum. Süremiz zaten kısıtlı. Ve örnekler de böyle. Yani insanlara rızkı yerde gökte onun verdiğini, ilimle ancak delille ancak iyilikle gidiyor ve onlar parmağını kulağına tıkıyorlar. Elbisene yani tamamen yüz çeviriyorlar ve ona onlara bağışlanmayı, merhameti, Allah'ın lütfunu hatırlattıkça onlar daha da az yiyorlar, az yiyorlar. Yani yerden gökte örnekler veriyor. Onları bildiğinin ötesinde Allah'tan olduğu aşikar olan hayla yerle gökle alakalı bilgiler getiriyor. Onları ancak ihya edecek, aklı çalıştıracak ilimler veriyor, deliller getiriyor. Ancak onlar tuzaklarla karşılık veriyorlar. Bugün size sizin ihya olacağınız Allah'ın izniyle o kadar bilgi belge geliyor önümüze. O kadar Resulünün sabah akşam bilgileri açtıkça açıyor. Siz neyle karşılık veriyorsunuz? Şeytandan olan kinle, hasetle, tıpkı bu azgınlar gibi. Nuh Aleyhisselam nihayet şikayet ediyor. Bana büyük tuzaklar kuruyorlar ve beni dinlemiyorlar. Gece gündüz zaten tebliğ ettim. Ve o duasını ediyor. Yeryüzüne bir kafir bırakma. Onlar çünkü ancak nankörlüğe sürükler.